Fakirin Eğlencesi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane mobil telefonunuza özel güzel program inceleyeceğiz. İlk programımız Folio. Mobil telefonlarda hem şarjı hem de telefon ömrünü kısaltan bir program var. Bunun adı Facebook arkadaşlar. Tam bir belalı program. Nerede o? Burada gördüğünüz gibi. Telefonunuzun şarj hızının bitmesi ya da işte programların geç açılması neden olan programların başlığı Facebook geliyor. 40-50 MB civarında bir boyutu var. Telefonunuzu neredeyse mahvediyor. Hem de pilini çabuk bitmesi neden oluyor. Bunun yerine 2 MB'lık boyutuyla Folio'yu tavsiye ederim arkadaşlar ilk program olarak. Arkadaşlar bu program Facebook'taki her şeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesajlar. Normalde Facebook'ta Messenger kurmadan mesajlarınızı göremiyorsunuz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı Facebook'ta ne varsa bunda da var. Facebook'un ayarları gördüğünüz gibi gene aynı şekilde artı detaylı ayarlar var. Şuradan gördüğünüz gibi gene Facebook ayarları. Bu biraz Facebook'un mobil haline benziyor. Yani mobil sürümüne benziyor ama gördüğünüz gibi bütün ayarlar burada mevcut arkadaşlar. Facebook mobil haline benziyor ama şöyle bir şey var. Bu 2 MB, öbürü 40 MB ve bunda daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Hatta en son çıkan o beğen butonları da gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Güzel bir program. Ben Facebook yerine bunu kullanıyorum. Facebook'u size göstermek için yüklemiştim. Ama ben Facebook kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Folio her zaman başarılı arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci tavsiye edeceğim program Office Lens programı. Şurada gördüğünüz gibi. Office Lens programı sizin bir tarayıcınız. Bu nasıl çalışıyor? Hemen göstereyim size. Örneğin bir belgeniz var. Şöyle ışık açayım. Evet arkadaşlar. Belgenizi otomatik olarak tarayabiliyor ve istediğiniz gibi kopyalayabiliyorsunuz. Örnek olarak belgemizi gördüğünüz gibi kopyaladı ve bunu istediğim gibi kaydedebiliyorum. İşte OneNote'a, OneDrive'e, PDF, galeri, resim olarak kaydedebiliyorum. Bunun özelliği görüntüyü tamamıyla almaması, direkt o belgeyi alması bir çıktı gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranı yan tutarsam bile herhangi bir belgeyi hemen evet, Cihan'da bir de evin üçüncü sayısı. Gördüğünüz gibi istediğim gibi kaydedebiliyorum. Bu Office Lens'in arkadaşlar herkes ofisle bir alakası olduğunu düşünüyor ama ofisle alakalı değil. Bu bir sizin tarayıcınız arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncü uygulamamız bir fotoğraf uygulaması. Oldukça güzel. Snapseed. Snapseed gerçekten güzel bir fotoğraf uygulaması arkadaşlar. Bol bol kullanıyoruz. Instagram'da arkadaşlar genellikle fotoğrafları bununla yapıyorlar. Örneğin şöyle iyileştirme yapalım mesela. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu kısmı olmadı. İnce ayar diyelim. Evet mesela parlaklığı azaltalım. Fotoğraf çok parlak. Evet. İlk olarak parlaklığını azalttık fotoğrafın. Düzenlemeye devam edelim. Ondan sonra belli bir alanı kırpalım. Evet, sadece şu kısmı aldık. Böyle döndürebiliyoruz fotoğrafı istediğimiz gibi arkadaşlar. Şöyle yana doğru. Dikey perspektif ya da yatay nasıllı. Gördüğünüz gibi tamamlıyor hemen. Evet, yatayı da tamamladık biraz.
bazı özelliklerine bakalım. Evet, gördüğünüz gibi şu bölgeye biraz ışık veriyorum. Diğer taraflar karanlık oldu. Ondan sonra yine de ayrıntılar. Evet, biraz da keskinleştirme. Keskinleştirmeyi çok yapmadık. Tamam. Arkasına biraz da şey vermek istiyorum ama. Evet, şöyle bir güzel bir görüntü kaydettik. Fotoğrafımız kaydoluyor. Bu fotoğrafla arkadaşlar kullandıkça daha güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi biz orijinal fotoğrafımızla bir karşılaştırma yapacağız. Evet, şu bizim orijinal fotoğrafımız. Şu da yaptığımız. Herhalde yaptığımız daha güzel gözüküyordur. En azından bu kadar şey gözükmüyor. Gördüğünüz gibi bayağı bir ayarıyla oynadık arkadaşlar kedimizin. Siz de işte kendi fotoğraflarınızı böyle değişik değişik yapabilirsiniz. Bayağı faydalı bir uygulama. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarız beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.